Merhaba Ata abi, nasılsın? Teşekkürler Dore. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çalışmanı böldüğüm için özür dilerim. Ama sana sormak istediklerim var. Tabii ki. Bu timpani akort edilebilen bir çalgı mı? Evet, akort edilebilen bir çalgı. Peki, atasının kös olduğu doğru mu? Doğru Dore. Hatta mehteran takımlarında kullanılan köslerin gelişmişi diyebiliriz. Aa, çok ilginç bir bilgi. Peki, bu çalgının pedalları var. O pedallar ne işe yarıyor? Bu pedallar akort yapmamızı sağlıyor. Şöyle göstereyim sana. Sesi de değişiyor mu? Evet. Peki bu sadece bir ritim çalgısı değil, melodi de çalıyor sanki. Biraz önce gösterdiğim gibi akortlu bir enstrüman olduğu için notaları da çalarak melodi elde edebiliyoruz. Çok güzel. Ben trompetin her yerine vurabiliyorum ama timpani'de durum farklı diyebiliyorum. Doğru Dore. Bu kazanımızın kendime yakın üçgen kısmının ortasında çalıyoruz. Gösterebilir misin? Tabii ki. Ata abi, sana bir bilmece sorabilir miyim? Tabii ki. Ahşap ya da metalden geniş bir kasnağım var. İki tarafım deri kaplı. Bil bakalım kimim ben? Trompet misin yoksa? Evet, bildin. Trompetten bahsediyorum. Ben göbeğimdeki trompeti çalmayı çok seviyorum. Birlikte trompet çalabilir miyiz? Tabii ki. Ata abi, Mimi dedi ki müzik eğitimine vurmalı çalgılarda trompetle başlanıyormuş. Doğru mu? Doğru Doreciğim. En ana ve temel enstrümanımız trompettir. Ondan sonra diğerlerini öğreniriz. Aa, bu çok ilginç bir bilgi. O zaman şarkısında söylediği gibi trompetin müzik eğitiminde kalıcı bir yeri var. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Tabii ki. Adım timpani, gür sesim sarar seni. Güçlü bir sesim vardır, titreti dinleyeni. Benim adım timpani, gür sesim sarar seni. Güçlü